Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının ikinci yasama yılı ikinci birleşimini açıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda çok değerli konuklarımız var. Ama öncelikle bu grup toplantımıza hepimizi çok korkutan ve şimdi sağlığıyla aramızda bulunduğu için çok memnun olduğumuz Tunceli milletvekilimiz Polat Şaroğlu aramıza katıldı. Geçmiş olsun diyoruz, hoş geldin diyoruz. En kısa zamanda Edirne milletvekilimiz Erdin Bircan'ı ve Sayın Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı da aramızda sağlıkla görmek istiyoruz. Ekim katliamının aileleri, 10 Ekim Derneği, 10 Ekim Dayanışma Derneği Başkanı ve yöneticileri ve 10 Ekim'de Malatya Gençlik Kolları'ndan hayatlarını kaybeden Gözde Aslan, Eren Akın, Canberk Bakış, Mehmet Ali Kılıç, Mehmet Ayta, Gülbahar Aydeniz, Onur Tan, Umut Tan, Sezen Vurmaz, Kasım Otur ve Ata Önder Atabay'ın değerli yakınları aramızda acılarınızı bir kez daha paylaşıyoruz. 10 Ekim'in hesabı sorulacak diyoruz. İkinci Cumhurbaşkanımız, Milli Mücadele Kahramanı İsmet İnönü'nün değerli torunu Şişli Belediye Başkanımız Hayri İnönü aramızda. Hoş geldiniz diyoruz. Esenyurt, İzmir Karşıyaka, İstanbul Üsküdar, Bodrum, Çorlu, Tekirdağ Uzunköprü ve Muratlı ilçe başkanlarımız ve kadın kolları başkanlarımız ve yönetim kurulları aramızda. Hoş geldiniz. Dikili Belediye Başkanımız, Dikili Esnaf Sanatkar Odaları, Şoförler Odası, Romanlar Derneği, Kadın Kolları, Avcılar Atıcılar Derneği, Dikili Engelliler Derneği, Sebze ve Meyveciler Derneği, Çiftçi Malları Koruma Derneği, Cami Yaptırma Dernekleri, Ziraat Odası'nın ve Balıkçılar Kooperatifi'nin, Alevi Kültür Derneği'nin başkan ve yöneticileri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale İl Başkanımız, Edirne İl Başkanımız, Adana Ceyhan İlçe Örgütümüz, Kırıkkale Sarıyaşlı Kılıçlar Köyü Muhtarı ve Heyeti, İzmir Bakırçay Havzası, Balkan Göçmenleri Dernek Başkanı ve yöneticileri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Muammer Uludemir deneyimli kafe kursiyerleri aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan Mahalleler Birliği'nin 34 temsilcisi aramızda. Hoş geldiniz. Sorunları sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis gündemine taşıdığı emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu aramızda. Hoş geldiniz. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği, Kuştepe, Şişli, İzzetpaşa Dernek Başkanları ve temsilcileri aramızda. Hoş geldiniz. Avrupa Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu Başkan ve Temsilcileri, Akdeniz Roman Dernek Federasyonu Başkan ve Temsilcileri, Karşıyaka Romanlar Derneği temsilcileri aramızda. Hoş geldiniz. Çorlu'da 8 Temmuz'da gerçekleşen tren kazasında yakınlarını kaybeden aileler genel başkanımızın ziyaretinden sonra grubumuzu şereflendirdiler. Acılarını bir kez daha yüreğimizde hissediyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Kastamonu Konfederasyonu, Ataşehir Kastamonulular Derneği, Kastamonu Dernekler Federasyonu yöneticileri aramızda. Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu aramızda. Mersin Yörük Obası Dernek Başkan Yardımcısı ve KHK mağduru çok sayıda vatandaşımız aramızda. Hepiniz hoş geldiniz.
terörle mücadele sırasında yararlanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği'nin değerli üyeleri, mağdur gazilerimiz aramızda hoş geldiniz. Çankaya İl Başkanımız, Sızır Belediye Başkanımız, Sivas İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Balıkesir 6 Eylül İlçe Yönetimi ve İlçe Başkanımız, Kemer Belediye Başkanımız, Kaş İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Serik İlçe Yönetimi aramızda hepiniz hoş geldiniz. Döşemealtı Belediye Başkanımız, Hatay Defne İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı, Hatay Büyükşehir Gönüllüleri Başkanı ve Yönetimi, Hatay Dernekler Platformu Federasyonu Başkanı, Antalya Konyaaltı Muhtarları, İzmir Karabağlar İlçe Başkanımız, İzmir Ordulular Derneği Başkanı ve Yöneticileri aramızda hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale Bige Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetimi, Sincan İlçe Başkanımız ve Yönetimi, Adana Ceyhan İlçe Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Gençlik Kolları Başkanı, Antalya Kemer Belediye Başkanımız ve Kemer İlçe Başkanımız aramızda hepiniz hoş geldiniz. Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyonu Başkanı, Hatay Arsuz İlçesi Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi, Tokat Tural İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu, İzmir Karşıyaka Kadın Kolları ve Kırmızı Kaş Kollular aramızda hoş geldiniz. İstanbul Küçükçekmece Tüm Tokatlılar Derneği, Kırklareli İl Başkanımız Yönetim Kurulu, Merkez İlçe Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Kırklareli Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımız ve Yönetim Kurulları birlikte aramızdalar. Hoş geldiniz. Uzunköprü İlçe Başkanımız, Kırşehir İl Başkanımız ve Yönetim Kurulu, Ordu Akkuş İlçe Başkanımız, Marmara Roman Dernekler Federasyonu, Ali Ağa CHP Kadın Kolları, Tokdef Tokat İli Dernekler Federasyonu Yönetimi, Yıldız Televizyonu Sevdamız Tokat programının değerli ekibi aramızda hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, şimdiye kadarki belki en uzun sunuş konuşmasını gerçekleştirdik. Son not elimizde. Mersin Minibüsçüler Oda Başkanımız, Yönetim Kurulu, Mersin Sosyal Demokrasi Derneği Yönetim Kurulu ve Mersin'den çok sayıda sendika yöneticisi aramızda hoş geldiniz. Bu uzun sunuştan sonra bu coşkulu salonda Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu haftalık sunuş konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oldukça kalabalık bir grup toplantısı gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört tarafından gelen vatandaşlarım var. Dolayısıyla bütün Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi grubundan sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Aramızda tren kazası mağdurları var. Onları ziyaret etmiştim. Sizin hakkınızı savunmak için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Parlamentoda bu konuda araştırma önergesi verdik. Ama araştırma önergesini AK Parti ve MHP'nin MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. İki partiyi de bütün Trakya'ya şikayet ediyorum. Kentsel dönüşüm mağdurları aramızda. Kentsel dönüşüm mağdurları. Şunu gayet açık ve net ifade ediyorum. Eğer bir kente rant varsa o rantı yaratanlar orada oturanlardır. Orada oturanlara rantı vermeyip de dışarıdan başka mahallelerden getirdiğiniz adamlara rantı dağıtıyorsanız ona öncelikle siz, sonra da biz karşı çıkacağız. Beraber mücadele edeceğiz. Sizden sadece bir şey istiyorum. İstanbul'u teslim edin. Kentsel dönüşüm nasıl olur? Bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya gösterelim.
10 Ekim mağdurları aramızda 103 evladımız, 103 güvercinimiz yok oldu terör yüzünden. Acıyı bütün anneler, bütün Türkiye, bütün dünya, vicdanı olan herkes derinden yaşadı. Dolayısıyla 10 Ekim'de ailelerin, annelerin, babaların en azından yaşanan acıyı anmaları için onlara yasak getirilmesi insan vicdanıyla bağdaşmaz. Onlar bırakın kendi çocuklarını ansınlar. Kendi acılarıyla baş başa kısa bir sürede olsa kalsınlar. Onlara bu insanlığı göstermek, bu insan göstermek hepimizin görevidir. Emeklilikte yaşa takılanlar aramızda. Kanun teklifini verdik. Kanun teklifini verdik. Önümüzdeki günlerde parlamentoda genel kurula indireceğiz. İlgili komisyonun da olağanüstü toplanmasını istedik. Ak mı kara mı her şey belli olacak. Kim destek veriyor, kim destek vermiyor her şey ortaya çıkacak. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar yüz binleri buldu. Siz hangi parti samimi, hangi parti samimi değil işte göreceksiniz. Akla karayı genel kurulda göreceksiniz. Değerli arkadaşlarım, terör defalarca söyledim yine söylüyorum bir insanlık suçudur. Terör bir insanlık suçudur. Terörün yaşlısı genci yoktur. Çünkü terörün teröristlerin vicdanı yoktur. Masum insanları, masum çocukları katlederler. Amaçlarına ulaşmak için yaparlar. Her yola başvururlar. Bugün Hakkari Çukurca'dan bir şehit haberimiz daha geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Geçen hafta 8 şehidimiz vardı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimiz var. Acil şifalar diliyoruz. Terör örgütüyle masaya oturup pazarlık yapanları hiç kimse unutmasın. Bir daha söylüyorum. Terör örgütüyle masaya oturup pazarlık yapanları hiç kimse unutmasın. Defalarca uyardık kendilerini. Tuttuğunuz yol değildir dedik. Şimdi bizi suçluyorlar. Bütün şehitlerimizin vebali günahı onların boynunadır. PKK terör örgütüne her türlü moral desteği verenler bugün iktidar sahipleridir. Biz bütün bunları dünyaya anlatmak zorundayız. Türkiye'ye anlatmak zorundayız. Vatandaşlarımıza anlatmak zorundayız. Tabii bütün bu acı olayların arasında bizi mutlu eden haberler de geliyor. Eczacıbaşı Spor Kulübü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından kadın ve dünya spor ödülüne layık görüldüler ve ödüllendirildiler. Biz Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yöneticilerini başta Faruk Eczacıbaşı olmak üzere bütün oyuncularını, yöneticilerini yürekten kutluyoruz. Onlar bizim onurumuz, bizim gururumuz. En karamsar ortamda gülebileceğimiz, sevinebileceğimiz bir atmosferi bize yaşattıkları için. Değerli arkadaşlarım, siyaset niye vardır? Niye siyaset yaparız? Siyasetin varlık nedeni şudur. Ülkeyi kalkındırmak için siyaset yaparız. Ülkeyi büyütmek için siyaset yaparız. Evde, mahallede, sokakta, caddede, parkta huzur olsun diye siyaset yaparız. Birbirimizi zamanı gelir eleştiririz. Zamanı gelir birbirimize destek oluruz. Ama sonuçta siyasetin varlık nedeni daha güçlü, daha itibarlı, daha saygın bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bunun için mücadele ederiz. Eğer bir memlekette adalet varsa orada huzur da vardır. Bir memlekette adalet varsa orada barış da vardır. Bir memlekette adalet varsa orada toplumsal vicdan büyür ve güzel bir Türkiye vardır. Gencecik çocukları eğer hapse atıyorsanız orada adalet yoktur. Avukatı bile
Avukatı bile neden böyle savunma yapıyorsun diye mahkemeye attılar. Hapse attılar. Avukatı bile. Neden böyle savunma yapıyorsun diye. Üstelik yasalara aykırı olarak yaptılar. Üstelik mahkemenin kararına göre yaptılar. Tam bir zorba devlet. Tam bir zorba devlet. Yaptıkları kanunsuzluğun farkına vardılar. Sabaha karşı avukatı serbest bıraktılar. Peki hukuk? Peki adalet? Peki kamu vicdanı? Peki hukukun üstünlüğü? Nerede bunlar? Hiçbirisi yok. Bir ülke düşünün. Avukatı hapiste. Bir ülke düşünün. Gazetecileri hapiste. Bir ülke düşünün. Gencecik filan gibi çocukları hapiste. Bir ülke düşünün. Gazetecileri hapiste. Bir ülke düşünün. Sivil toplum örgütlerinin yöneticileri hapiste. Bir ülke düşünün. Akademisyenleri hapiste. Ve bir ülke düşünün. Gencecik fidan gibi çocukları hapiste. Değerli arkadaşlarım, bütün bunlar Türkiye'de adaletin, Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün olmadığını gösteriyor. Türkiye'de 20 Temmuz'dan sonra bir dikta yönetimi vardır ve o dikta yönetiminin başında oturan zat şu anda sarayda oturmaktadır. Gayet açık, gayet net söylüyorum. Siyasi görüşlerini açık açık dile getiren hakimler var artık. Hakimin tarafsız olması lazım. Siyasi görüşünü açık açık dile getiriyor. Ben falan partiyi destekliyorum diyor. Falan partinin genel başkanını eleştiriyorum diyor. Geldiğimiz nokta budur. Ve bu noktada acı bir tabloyu sizinle paylaşmak isterim. Hava Harbokulu öğrencilerim. Değerli arkadaşlarım, her yıl Yalova'da bir eğitim kampı yapılır. Her yıl Hava Harbokulu öğrencileri oraya gider. Temmuz ayında. Bu kez de gidiyorlar. 14 Temmuz saat 23'te gece, 23'te diyorlar ki tam teçhizatlı derhal çıkacaksınız. Herkes çadırından çıkıyor, tam teçhizatlı bekliyor. Gece yarısı 12'de binin otobüslere gidiyoruz. Gerekçe şu: terör saldırısı olduğu, bu sebeple güvenliklerinin alınması için İstanbul'da bulunan Hava Harp Okulu'na intikal ettirilecekleri söyleniyor. Ve bunlar biniyorlar otobüslere ve hareket ediyorlar. Başlarında komutanları var. Talimat verenler var. Ve bunlar geliyorlar, yargılanıyorlar, siz darbecisiniz deniyor ve müebbet hapse mahkum ediliyorlar. Müebbet hapse. Öğrenci bunların tamamı. Bunlar mahkemede diyorlar ki komutanlar gelsin buraya. Biz bunu yapmadık, biz öğrenciyiz. Komutanlar gelsin, şahit olarak ifade versinler. Hiçbir komutan mahkemeye gelmiyor. Hiçbir komutan. Ve bu gencecik çocuklar ömür boyu hapse mahkum ediliyorlar. Niçin? Komutanlarının emrini dinledikleri için. Askerlerle ilgili şunu söyleyeyim. Bunların bir yönetmeliği var. Şöyle diyor: astın, yani aşağıdakinin aldığı bir emirden dolayı amirine mütalada bulunması katiyen yasaktır. Yani bir üst emir vermişse sen o emre efendim şöyledir, böyledir bir mütalaa, bir yorum getiremezsin diyor. Kural bu askerlikte. Alınan emir hiçbir kayıt ve şarta bağlanmaksızın ve hiçbir düşünceye kapılmaksızın yapılacaktır. Hangi emri aldıysan onu yapacaksın diyor. Bir emri alırken veya aldıktan sonra mırıldanmak, doğru bulmadığını sezdirecek hal ve harekette bulunmak cezayı müstelzimdir diyor. Gayet açık ve net bir şekilde. Bu öğrenciler ne yapmışlar? Komutan emir vermiş, o emre uymuşlar. Komutanlar, o büyük paşalar dışarıda ama öğrenciler içeride. Bunun hukukla, bunun adaletle bir ilgisi var mı? Adalet. Öğrenci bunlar. Darbeci, darbecilerin büyük bir kısmı dışarıda. Darbecilerin dayıları, amcaları dışarıda. Darbecilerin yakınları büyükelçi. Darbecilerin yakınları genel müdür, müsteşar. Darbecilerin yakınları komutan. Bilmem nerede daire başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üst görevlerde. E bu öğrenciler, bunların paraları yok. Bunlar gariban. Yoksul Anadolu çocukları bunlar. Ve bunlar içeride. Peki bunlara kim sahip çıkıyor?
adalet adına bir sahip çıkıyoruz. Hak, hukuk ve adalet adına bir sahip çıkıyoruz. Sahip çıkacağız bunlara. Efendim, bir ülkede demokrasinin varlığı önemlidir. Demokrasi aynı zamanda devlet tarafından herkesin can ve mal güvenliğinin güvence altına alınması demektir. Demokrasi budur. Benim sokaktaki vatandaşın mesleği ne olursa olsun, ister esnaf, ister ayakkabı tamircisi, ister sanayici, isterse devlette general olsun, fark etmiyor. Demokrasilerde herkesin can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız. Ama bir ülke düşünün. Kendi ülkesinde yaşayanların can ve mal güvenliği yok ama yabancıların da can ve mal güvenliği yok. Bir kişiyi düşünün. Gazeteci, yabancı bir gazeteci. Suudi kökenli, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna gidiyor. Gidiş o gidiş. Çıkamıyor bir türlü. Çıkmıyor bir türlü. Ne oldu? Rivayetler çok. İçeride öldürüldü, parçalandı, cesedi götürüldü, cesedi taşındı. Nasıl bir ülkeyiz biz? Trump ta Amerika'dan yüksek sesle bağırıyor. Biz de takip edeceğiz, izleyeceğiz. Yahu kardeşim, niye takip etmiyorsun? Niye izlemiyorsun? Bir gazeteciyi sen koruyamıyorsan, yabancı bir gazeteciyi güvence altına alamıyorsan, onun güvenliğini bu ülkede sağlayamıyorsan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden söz edilebilir mi? Demokratik hukuk devletinden söz edilebilir mi? Cemal Kaşıkçı'nın ne olduğunu kimse bilmiyor. Öldürüldüğü konusunda kesin rivayetler var, öyle deniyor. Kesin deniyor. Ama ne kadar kesin bilmiyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa gidişiyle ilgili fotoğrafı yabancı bir haber ajansı yayınlıyor. Biz, ne oldu bu adama? Yapılması gereken bir, Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi derhal gözden geçirmeliyiz ve söylemeliyiz. Ne oldu bu gazeteciye? İki, sorumluluğu olanlar bulunarak yargıya teslim edilmeli. Türkiye bir çadır devleti olmamalı. Kim sorumluysa yakalanacak, yargıya teslim edilecek. Üç, dokunulmazlığı olan tüm diplomatların derhal sınır dışı edilmesi lazım. İstenmeyen insan ilan edilmesi lazım. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz olamaz. Bunu yapabilirler mi göreceğiz. Ama biz takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlarım, az önce söyledim. Niye siyaset yaparız diye? Kalkınmak için, büyümek için, huzuru sağlamak için, sokakta, caddede, her yerde huzur olsun, evlerde huzur olsun, insanlar güler yüzlü olsun, insanlar kavga etmesin diye siyaset yaparız. Ama her mesleğin kuralları vardır. Etik kuralları, yani ahlak kuralları vardır. Hakimlerim var, savcılarım var, doktorlarım var, öğretmenlerim var, kamu görevlilerim var. Herkesin ahlak kuralları var ve her mesleğin o mensubu o ahlak kurallarına bir şekliyle uymak zorundadır. Siyasetçinin de ahlak kurallarının olması lazım. Türkiye'de bu yok. Her alan için belirlenen ahlaki kurallar var ama siyasetçi için yok. Oysa siyasetçi için kesinlikle olmalı, çünkü siyasetçi topluma örnek olan kişidir. Davranışıyla, söylemiyle, konuşmasıyla, oturup kalkmasıyla, hareketleriyle topluma örnek olması lazım. Ve daha da önemlisi, siyasetçinin kesinlikle halkına yalan söylememesi lazım. Yalan söyleyen siyasetçinin de sokağa çıkmaması lazım. Yalan söyleyen siyasetçinin eleştirilmesi lazım. Ahlaki değerleri bu nedenle yükseltmek zorundayız. Eğer bir politikacı yalan söylüyorsa ve yalanı sürekli hale getiriyorsa, o kendi ülkesinin ahlaki değerlerine ihanet ediyor demektir. Ahlak çok önemli bir kavramdır. Evrensel değerler içerir ahlak kavramı. Eğer bir politikacı günlük yaşamını dahi yalan üzerine inşa ediyorsa, o politikacıdan bu memlekete hayır gelmez. Niye bunları ifade ediyorum? Belki sizler de defalarca dinlemişsinizdir. Efendim, Kılıçdaroğlu geldi SSK'yı batırdı diye. Defalarca söylendi. 99 yılı
da ben emekli oldum. 4-5 yıl veya 6 yıl genel müdürlük yaptım ve ben genel müdürlük yaparken de SSK'yı batırmışım. Şimdi 16 yıldır iktidardalar. 16 yıl. 16 yıl. Ne zaman canını acıtsam, ne zaman yalan söylediğini ispat etsem, ne zaman bir yanlışını ortaya koysam, ey Kılıçdaroğlu sen SSK'yı batırdın der. İlk lafı o. 16 yıldır hadi ben batırdım. Sen niye düzeltemiyorsun? 16 yıldır ben cumhurbaşkanı değilim. Ben başbakan değilim. Ben bakan değilim. Devlette bürokratım. Benim görevim yasaları uygulamaktır. Yasalar neyse onun gereğini yaparım. Acaba bir açık bulabilir miyiz diye bir ordu müfettiş görevlendirdiler. Bir ordu. Kılıçdaroğlu'nun acaba açığını bulabilir miyiz? Ya senin feriştahın gelse bir toplu iğne ucu kadar açık bulamaz. Senin feriştahın gelse. Bakın, bakın benim dönemimde emeklilik yaşı kadınlarda 34, erkeklerde 43'tü. Emeklilik yaşı. Benim dönemimde prim ödeme gün sayısı işçiler için 5000 gündü. Bunlar geldiler bir reform yaptılar 2008'de. Reform yaptılar. Emeklilik yaşını kadında ve erkekte aşamalı olarak 34-43'ten 65'e çıkardılar. 65 yaşına. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar da bu süreçte yaşanan dramı kendi hayatlarında görüyorlar. Prim ödeme gün sayısını 5000 günden 7200'e çıkardılar. Emekli aylığını asgari ücret üzerinden örnek veriyorum. Emekli aylığını 1822 liradan 718 liraya düşürdüler. Emekli aylığını. 1000 liranın altında emekli aylığı alan binlerce kişi var. Yüz binlerce kişi var. Şimdi emeklilik yaşını uzattın. Prim ödeme gün sayısını artırdın. Emeklilik aylığını da düşürdün. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda ya da SGK'da açık olmaması lazım değil mi? Olmaması lazım. Geliyoruz bugüne. Benim dönemimde 3 kurumun, yani Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkurum, 3 kurumun toplam açığı 2 milyardı. 3 kurumun 2 milyar. Şimdi bunların yeni bir ekonomi programı çıktı. Yayınladılar kitap halinde. Sayfa 31. Sayfa 31. Tablo ek 3. 2017'deki açık 16 milyar 700 milyon. Benim dönemde 2 milyardı. Bu dönem 16 milyar 700 milyon. 2018 21 milyar 500 milyon. 2019 28 milyar 100 milyon. 2020 35 milyar 300 milyon. 2021 39 milyar 700 milyona çıkacak. Şimdi ben sormak istiyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu'nu kim batırdı? Ya sizde ahlak varsa emeklilik yaşını 65 yaptınız. 65. Emekli aylığını düşürdünüz. Prim ödeme gün sayısını artırdınız. Bu açık ne ya? Bu açık ne? Bir şey daha var. Bu yetmiyor bakın. Sayfa 12. Yeni ekonomi programı sayfa 12. Diyor ki politika ve tedbirler bölümünde. Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sistemi yeniden düzenlenecektir. Yani bu açığın faturasını yeniden çalışanlara ve esnafa yıkacağım diyor. Yeniden yapacağım bunu diyor. Biz de merakla bekliyoruz. Acaba bizim işçi sendikaları ne diyecek? Biz de merakla bekliyoruz. Acaba bu Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ne diyecek? Biz de merakla bekliyoruz. Acaba bu ülkenin garibanı ne diyecek? Ne diyecek? Bu soruların tamamını sarayda oturan zata soruyorum. Bu açığı kim yaptı? Dış güçler diyecek büyük bir ihtimalle. Benim haberim yoktur diyecek. Ya damadın hazırladı bunu kardeşim, ben hazırlamadım. Damadının yayınladığı kitap. Benim kitabım da değil. Kaldı ki burada gösterilenden daha fazla açık olacak. Ben onu da gayet iyi biliyorum. Ama resmi rakamları okudum. Ne dedim?
bir politikacı halkına yalan söylememeli. Yalan söylememeli. Yalan söyleyen politikacıdan bu memlekete hayır gelmez. Hayır gelmez. Bakın yalan. Birkaç saniye içinde. Kızılcahamam'da bir toplantı yapıyorlar. Saat 10.30. Saat 10.30 Erdoğan kürsüde konuşuyor. Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek maharete sahip olduğuna inanın diyor. İnanıyorum diyor. Ekonomide kriz var ama özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevireceğine inanıyorum diyor. 18 dakika sonra aynı Erdoğan, aynı kürsü, aynı salon, aynı milletvekilleri, aynı dinleyiciler. Ve Erdoğan konuşuyor. Türkiye'de ekonomik kriz yok, manipülasyon var. Söyleyen aynı adam. Ya ne diyeyim? Fırıldak bile bu kadar hızlı dönemez. Vallahi billahi. Ekonomik kriz var diyorsun, ekonomik kriz yok diyorsun. Milletin kafası karışık. Bir ara dış güçler diyordu. Her şeyi dış güçler. Kendisine soru sordum. Bu dış güçler kim arkadaş? Manipülasyon var diyor. Manipülasyonu yapıyorlarsa sen sarayda pişpirik mi oynuyorsun? Manipülasyonu yapanı yakala, yargıya teslim et. Yakalayamaz. Çünkü yandaşları, köşeyi dönenler onlar. Şimdi esnaf üzerine esnaf stokçuluk yapıyor diye ihbar mekanizması başlatıyor. Ya gerçekten Türkiye'yi yönetemiyorlar. Gerçekten Türkiye savruluyor. Gerçekten Türkiye'ye yazık oluyor. Ve gerçekten de üzülüyorum. Bir ülkenin en tepe noktasında bulunan bir yönetici 18 dakika içinde birbirine taban tabana zıt bu söylemi hangi yüzde, hangi ahlaki değerle söyler? Hangi ahlaki değerle? Efendim kriz yokmuş. Bu bölümü doğru. Niçin? Sarayda vallahi kriz yok. Vallahi de billahi de sarayda kriz yok. Sarayda her şey mükemmel. Her şey. Soruyor büyük bir ihtimalle. Emine Hanım mutfakta bir eksiğimiz var mı? Hayır. Efuli geldi mi? Geldi. Ejder meyvesi? Vallahi o da var. Badem sütü? Aldık efendim. Ya badem ezmesi? O da var. Badem unu? Onların tamamı geldi diyor. Bir sıkıntı var mı? Hiçbir sıkıntı yok. Her şeyimiz var diyor. Ya diyorlar ki memlekette kriz var. Vallahi bizim mutfakta yok. Sarayda yok kriz. Her şey çok güzel. Her şey güllük gülistanlık diyor. Doğru. Sarayda kriz yok. Sarayın beslemelerinde de kriz yok. Kim sarayın beslemeleri? Dolarla ihale alanlar. Onlar sarayın beslemeleri. Dolarla ihale veriyor. Dolar ne kadar yükselirse adamın keyfi o kadar yerine geliyor. Dolarla fiyat biçmişler. Ne kadar yükselirse adam o kadar fazla para kazanıyor. Onlar krizden etkilenir mi? Asla etkilenmez. Kriz nerede? Vatandaşın mutfağında kriz var. Vatandaşın mutfağında. Peki Erdoğan vatandaşın mutfağını biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Geçen gün ifade ettim. Benim saygı duyduğum Erdoğan seçimi kazandıktan sonra gelip Keçiören'de mütevazi bir evde oturan Erdoğan'dır. Benim saygı duymadığım kişi de o mütevaziliği bir tarafa atıp kibir içinde gidip saraya oturan Erdoğan'dır. Ona asla ve asla saygı duymuyorum. Asla. Yine aynı konuşmasında krizden yine söz ediyor. Diyor ki her kriz birçok fırsatı da beraberinde getirir diyor. Vallahi bu da doğru. Ocak-Ağustos döneminde yani bu 8 ayda milyoner sayısı 53.439 kişi artmış. Krizi fırsata çevirmişler. Doğru. Esnaf mı? Çiftçi mi? Emekli mi? İşçi mi? Taşeron işçisi mi? Emeklilikte yaşa takılan mı? Kim bu 53.439 kişi? Köşeyi dönenler, krizi fırsata çevirenler. Kim izin veriyor? Bunların izlediği politika izin veriyor. Değerli arkadaşlarım, krizi fırsata çevirenler tefecilerdir, rantiyelerdir ve stokçulardır. Başka kimse değildir. Efendim, dediler ki kriz var, kriz yok vesaire falan filan. Sonra dış güçlere bağladılar.
dış güçler şunu yapıyor, dış güçler bunlar bunu yapıyor. Dış güçler ezanımıza ve bayrağımıza saldıranlardır diyor. Bizim paramızla oynuyorlar, dolarla oynuyorlar, manipülasyon yapıyorlar diye bir sürü laf ettim. Ben de kendisine soru sordum. 10 tane soru sordum. Bu ezanımıza ve bayrağımıza saldıranlar diyorsun ama gittin McKenzie ile oturdun, bir anlaşma yaptın. Bu da senin bayrağına ve ezanına saldıran adamlar bunlar. Sen bunlarla niye anlaşma yaptın? 10 tane soruma cevap ver dedim. Gayet açık, gayet net. Herkesin okuyup anlayabileceği bir dil kullandık ve dedik ki bunun cevabını ver. Ben bu soruyu sordum, sorunun cevabını bir köşe yazarından aldık. Niye soru soruyorsun diyor. Niye soru soruyorsun diyor. Hangi gerekçeyle soru soruyorsun diyor. Benim bildiğim gazeteci bir soru sorulmuşsa o sorunun cevabını merak eder. Bakalım nasıl bir cevap verecek diye. Soruların yanıtlanmasını engellemeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlarım, Kızılcahamam'da Erdoğan konuşuyor. Bu zat benim için diyor. Bu zat ekonomi yönetimimize hizmet vermek üzere ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık firması üzerinden sorduğu sorularla bizi güya köşeye sıkıştırmaya çalışıyor diyor. Bundan böyle tabii ona bu fırsatı vermemek için, yani bu soruları tekrar bütün dünya bilmesin diye, Türkiye'de vatandaşlar bilmesin diye geçen gün bakan arkadaşlarıma söyledim. Yani bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz. Teşekkür ederim. Demek ki 10 soru hedefini buldum. Bilal'in oku değil ama bizim okumuz. Bizim okumuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve 16 bakanlığını bir Amerika şirketine teslim edecektim. Şimdi yapamıyorsun. Bayrağımıza, ezanımıza saldıranlar. Bayrağına, ezanına saldırıyorlarsa saldıran adamlara gidip ben memleketi yönetemiyorum, sen bana akıl fikir ver demeyeceksin. Diyorsan sarayda oturmayacaksın. Efendim ne dedim bir şeyi okurken? Ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık firmasından. Erdoğan öyle diyor. Ücreti mukabil tutulmuş. Biz hemen sorduk. Kaç lira ücret? Kaç milyon dolar? Kendi sözcüsü Erdoğan'ı bir daha yalanladı. Dedi ki McKinsey ile herhangi bir sözleşme yok, ödeme de yapılmıyordu. Hangisi doğru? Erdoğan mı doğru söylüyor, sözcü mü doğru söylüyor? Bana göre Erdoğan doğruyu söylemiyor, sözcü daha doğruyu söylüyor. Olabilir. Olabilir. Çünkü Erdoğan malum yarım saat önce söylediğini yarım saat sonra yalanlayabilecek kapasiteye sahip birisi. Öyle bir yeteneği var. Değerli arkadaşlarım, bizim sorularımızla en azından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin maliyesini götürüp bir Amerikan firmasına teslim etmedik. Bütün bilgilerini teslim etmedik. Bizim öğrenemediğimiz, bize verilmeyen bilgileri götürüp o firmaya verecekler. Değerli arkadaşlarım, bir şey daha var. Damat diyordu ki, McKinsey için yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanettendir. Cehaletten değilse ihanettendir. Yani niye soru soruyorsun? Bu yorumları niye yapıyorsun? Ya cahilsiniz veya ihanet ediyorsunuz. Bunu ben üstüme almadım. Çünkü Erdoğan dedi ki artık fikir mikir almayacaksın. Ama senin damadın da diyor ki ben Amerikalı firmadan görüş almadan, fikir almadan memleketi yönetemiyorum. Yaptığım iş doğru mudur, yanlış mıdır? Birisinin kontrol etmesi lazım. Sayıştay bunu yapamaz. Başka bir birim de bunu yapamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bunu yapacak bir kadro da yok. Bir Amerikan firması ancak bunu yapabilir. Peki kayınpederim bunu iptal etti. Cehaletten mi, ihanetten mi? Cehaletten mi, ihanetten mi? Erdoğan'a soruyorum. Sevgili Erdoğan,
Damadın hakkında da tazminat davası açacak mısın? Sana hain dediği için. Sana cahil dediği için. Daha bunlar ekonominin nereye gittiğinin farkında değiller. Daha biz krizin başındayız. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor bir yerlere. Likidite krizi çıktı önce, likidite krizi. İkinci aşama kredi krizi. Şu anda onu yaşıyoruz. Üçüncü aşama reel sektör krizi çıkacak. 3000'den fazla konkordato varsa reel sektör krizinin kapıda olduğunu gösteriyor. Bakın bugün bir yazı, bir resmi yazı, resmi yazı. Gazi Üniversitesi'nin resmi yazı. Diyor ki hayati zorunluluk olmadıkça ameliyatları yapmayın diyor. Para yok diyor. Evet, yazı. Hayati zorunluluk olmadıkça, hayati öneme haiz kararı olmadıkça, yani kişi ameliyat edilmesi ölecek, o zaman bunu ameliyat edin. Yoksa bunun tedavisini yapmayın diyor. Para yok diyor. Türkiye bu hale geldi. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Ve hepimiz görüyoruz. Dolar aldı başını gidiyor. Fiyatlar aldı başını gidiyor. Faizler uçuyor. 3000'den fazla konkordato var. 2 ay içinde yüzlerce esnaf iflas etti. Vatandaş borç batağında. Ne diyorlardı? Türkiye şahlanacak ve uçacak diyordu. Erdoğan öyle diyordu. Oyu bana verin, Türkiye şahlanacak ve uçacak. Ne şahlandı? Dolar. Ne uçtu? Fiyatlar uçtu. Tam tersi oldu. Değerli arkadaşlarım, Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diyorum. Bu yeni ekonomi programının bir bölümünde şöyle diyor, sayfa 6'da. Liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimini getireceğiz diyor. Liyakat ve performans kaynaklı. Bunu yazıyorlar ama tam tersini yapıyorlar. Orman ve Tarım, Tarım ve Orman Bakanı, maden işletmesi sahibi birisini getirdi. Parkların, milli parkların, meraların ve tarım alanlarının sorumlusu yaptı. Ne işi var diyeceksiniz. Maden işletmecisinin ne işi var meralarda, tarım alanlarında ve milli parklarda? E olur ya, altın vardır, maden vardır. Malı nasıl götürecekler? Böyle götürecekler. Aynı şekilde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne de bir veteriner atandı. Bitkisel üretimle veterinerin ne ilgisi var onu anlayamadım. Hala da anlamış değilim. Ve bu bakan, bakın liyakat bozulduğu için nelere yol açıyor. Bu bakan 30 Eylül 2018'de bir açıklama yapıyor. 30 Eylül 2018. Türkiye'deki et üretimi insanımıza yeter. Üretim 81 milyonun et ihtiyacını karşılayacak düzeyde. 81 milyonun et ihtiyacını biz karşılayabiliriz. Türkiye'de bu var diyor. Ne zaman? 30 Eylül'de. 2 gün sonra. 2 gün sonra Et ve Süt Kurumu bir açıklama yapıyor. Et ve Süt Kurumu kemiksiz 300 tır sığır eti ithal edeceğiz açıklaması yapıyor. Bakan ne söylüyor? Kurum ne söylüyor? Niçin? Devlete liyakat kalmadı. Yalan gırla gidiyor. Değerli arkadaşlarım, liyakatta bir sorunumuz daha var. Enflasyon rakamını açıklayan ya da o bölümün başkanı olan kişiyi görevden aldılar. Berat Bey'in, damadın bir arkadaşını getirdiler o işin başına. Ve damat şu açıklamayı yaptı. Ekim ayından itibaren enflasyon düşüşe geçecek. Ne kadar güzel değil mi? Değerli arkadaşlarım, defalarca söyledim, yine söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun tepesindeki insan bir başka ülkeden büyük paralar ödenmiş hibeler kabul edemez. Hibeler kabul edemez. Kabul ettiği andan itibaren o devlete karşı gebe kalır. Gebe kalır. Bunu ben Cumhurbaşkanlığı için söylüyorum. Bir de kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında bir yönetmelik var. 13 Nisan 2005'te resmi gazetede yayınlanmış. Yani kamu görevlilerinin ahlaki kuralları nedir? Bu kurallara ve ilkelere nasıl uyacaklar? Bunu anlatıyor. Yönetmelikte bunu anlatıyor.
Yönetmeliğin bir bölümünde şöyle söylüyorum. Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir diyor. Devam ediyor. Kamu görevlileri yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar. Bir şey daha söylüyor. Birisi hediye verdi diyor ama hediyeyi onun bulunduğu makama verdi. Al sen makam aracını kullan, o da aldı makam aracını demirbaşa kaydetti. Bu yönetmelik diyor ki onu yapamazsın diyor. Makam aracını bağışlasa bile, devletin demirbaşına kaydetseniz bile onu alamazsın diyor. Etik kurulu diyor. Şimdi devletin odacısına, devletin müdürüne, devletin genel müdürü için getirilen bu kurala devletin tepesindeki adam uymuyor. Aşağıdaki adam kurallara uyacak, şu ahlaki kurallara uyacaksın deniyor. Tepedeki adam ben uymam diyor. Katar emirinden hibe uçak aldım diyor, ona bineceğim diyor. Söyledim, yine söylüyorum. Şerefim varsa, onurum varsa, haysiyetim varsa uçağı yarın sabah iade edersin. Yarın sabah. Efendim, camiler ve din görevlileri haftası vardır. Bu haftaya zaman zaman siyasi partilerin temsilcileri de katılırlar. Tabii Erdoğan da bu toplantılardan birisine 4 Ekim'de katıldı. Gönül neyi ister? Din görevlileri ve camiler haftasında Erdoğan gider oraya. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı gider. Sevgiden, hoşgörüden, inançlara saygıdan, tarihimizden güzel örnekler vererek bunları anlatır. Sevgiyi, hoşgörüyü nasıl egemen kıldığımızı, İslam dünyasının yaşadığı sorunları, akan kanları ve o akan kanlar dolayısıyla bizim önlem almamız gerektiğini, İslam dünyasının bilim üretmesi gerektiğini, üniversitelerin bilgi üretmesi gerektiğini anlatması gerekir. Adaletten bahsetmesi lazım. Sevgiden, hoşgörüden, birlikte yaşamaktan bahsetmesi lazım. İslam'ın bir barış dini olduğunu anlatması lazım. Ve din görevlilerine de bu sevgiyi, hoşgörüyü, muhabbeti bütün Türkiye'ye anlatın demesi lazım. Ama bunu yapmıyor. Camiler ve din görevlileri haftasında konusu yine benim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor? Şimdi çıkmış bakıyorsun, ezandan bahsediyor, Kur'an'dan bahsediyor. Ya sen ne anlarsın ezandan, sen ne anlarsın Kur'an'dan? Samimi ol. Sadece milleti aldatmak için çıkıp da işte bir tarafta ezan diyeceksin, bir tarafta Kur'an diyeceksin. Bunları bir araya getirme. Zaman zaman cenaze namazlarında görülme suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma diyor. Değerli arkadaşlarım. Beni tanımıyor. Tanıyor da tanımak istemiyor. İşine gelmiyor. Kendimden bahsedeyim, özür dileyerek. Özür dileyerek kendimden bahsedeyim. O sağır da duysun. Benim atalarım, benim dedelerim İran'ın Horasan'ından Türkiye'ye gelmişlerdi. Benim dedelerim, benim atalarım Selçuklu döneminde buraya gelmişlerdir. Bin yıllık bir kalmışlığımız vardır Anadolu topraklarında. Bin yıllık bir kalmışlığımız vardır. Anadolu erenleri olarak geldiler Anadolu'ya. Yunus Emre gibi, Hacı Bektaş Veli gibi, Mevlana gibi. Anadolu erenleri. Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar bunlar. Benim büyük dedemi bilmek istiyorsan söyleyeyim. Mekanı Akşehir'dedir. Adı Seyit Mahmud-i Hayrani'dir. Bir dönem sandukası çalınır. Seyit Mahmud-i Hayrani türbesindeki sandukası çalınır. Sandıka bulunur ve o sandıka şu anda Türk İslam Eserleri Müzesi'ndedir. Sen kim oluyorsun da benim Müslümanlığımı sorguluyorsun? Kim oluyorsun? Benim ailemi, soyumu, sopumu öğrenmek istiyorsan
sana bir kaynak daha göstereyim. Yüzlerce kitap vardır bu konuda yazılmış. Yüzlerce. Benim atalarımı anlatan kitaplar da vardır. Ama sen işin kaynağından öğrenmek istiyorsan Nakibül Eşraf defterleri vardır. Ve bu defterler İstanbul Müftülüğü'ndedir. Gideceksin Nakibül Eşraf kayıtlarına bakacaksın. Benim kim olduğumu oradan öğreneceksin. Benim atalarımın kim olduğunu oradan öğreneceksin. Bir şey de haklı. Bir şey de haklı. Benim Müslümanlığım, benim Müslümanlık anlayışım onunla asla, ona asla benzemez. Çünkü ben yalan söylemem. O yalan söyler. Ben kul hakkı yemem. O kul hakkı yer. Ben haram yemem. O haram yer. Ben devletin hazinesine el uzatmam. O devletin hazinesini soyar. Benim inancımı sorgulamak için sana yetkiyi kim verdi? Benim inancımı sorgulamak için sana kim verdi bu yetkiyi? Sen kim oluyorsun da böyle bir yetkiye sahip olduğunu çıkıp din adamlarının önünde söylüyorsun? Ya insanın biraz Allah'a, Kur'an'a saygısı olur. Dine, imana saygısı olur. İnsana saygısı olur. Haramzadelerden bu ülkeye hayır gelmez. Sen kim oluyorsun da benim inancımı sorguluyorsun? Haramzadelerden bu ülkeye hayır gelmez. Değerli arkadaşlarım, son sözü İnönü bağlamında söyleyeceğim. İnönü bağlamında. İnönü, İsmet İnönü. 45 yıl önce hayatını kaybetmiş. Hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Savaş meydanlarında. Türkiye'nin tapusu Lozan'ın kahramanıdır. Yemen'de, Afrika'da savaş meydanlarında çalışmış, çarpışmış. Neyini söyleyeyim İnönü? İnsana saygılı, inancına saygılı, her inanca saygılı, her kimliğe saygılı. Siz kalkıyorsunuz. İnönü üzerinden beni vurmaya çalışıyorsun. İnönü üzerinden. Efendim İnönü böyle. Ne olmuş? Amerikan bayrağını sağlamış. Bir bakıyorsunuz. Amerikan ve Türk bayrağı ikisi beraber. İkisi beraber ve İnönü bir karşılamada bunu tutuyor. İlber Ortaylı'nın dediği gibi devlet geleneğidir. Yabancı birisi geldiği zaman Türk ve o ülkenin bayrakları birlikte taşınır. Havaalanından gelirken görürsünüz bir devlet başkanı varsa o ülkenin bayrakları asılır. Adam devlet geleneğini dahi istismar edecek kadar aziyet içinde. Devlet geleneğini dahi. İsmet İnönü hakkında yanlış şunu söyleyebilirim. Hiç kimse İsmet İnönü'yü aldatmadı ve kandırmadı. İsmet İnönü hiçbir zaman Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmadı. Birilerinin kulu kölesi olmadı. İsmet İnönü kendi iradesiyle, dünyada örneği tektir. Kendi iradesiyle 1947'de çok partili hayatı getirdi. Ve kendi iradesiyle yenildiği zaman gazeteciler soruyorlar, kaybettin İsmet Paşa, yenildin diye. Bu yenilgi benim en büyük zaferimdir çünkü ben bu ülkeye demokrasiyi getirdim diyecek kadar erdem sahibidir. İsmet İnönü hiçbir zaman keşke Yunan kazansaydı en azından halife kalırdır diyen hainin önünde secdeye durmadı. İsmet İnönü hiçbir zaman devletin kozmik odasını terör örgütlerine açmadı. İsmet İnönü hiçbir zaman kendi topraklarını terk etmedi. Ya sen kendi toprağını terk ettin, Süleyman Şah türbesini de kaçırdın. Bu ayıp bile sana yeter. Değerli arkadaşlarım, Aşık Veysel'in güzel bir deyişi vardır. Aşık Veysel şöyle söyler.
Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Tarif ettiği kişi de Erdoğan'dır. Teşekkür ederim.